İsrailli siyasilerin ziyaretleri ve ajanlık iftirası. Her ne kadar savcı bu casusluk iddiasını dikkate almamış ve tutuklama sebebi olarak görmemişse de en hassas konulardan biri olduğu için bu iftira medyada kasıtlı olarak devam ettirilmektedir. Oysa yapılan ziyaretler ve toplantılar bizim aldığımız inisiyatifle AK Parti hükümeti ve dışişleri bürokratlarının bilgisi ve katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Örneğin 2013'te İsrail Şas Partisi kurucusu Haham Nissim Zeev ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Haham Yitzhak Cohen'in İstanbul ve Ankara'da bir dizi toplantıyı içeren ziyaretleri oldu. Güvenliğin ne kadar hassas bir unsur olduğunu bilmek açısından bu ziyaretin 2010 Mavi Marmara olayının sonrasındaki gergin ortamda gerçekleştiğini hatırlatmak isterim. Böyle bir ziyaret, bu siyasilerin önce kendi İsrail dışişlerine danışıp onay alması, sonra İsrail'in Türk dışişlerini bilgilendirmesi, güvenliklerini garanti altına almak üzere karşılıklı olarak emniyet ve istihbarat teşkilatlarının ortak hareket etmesini gerektirmiştir. Bu yüzden yabancı devlet büyüklerini koruma ile görevli Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü tarafından 24 saat yakın koruma ve çakarlı polis eskort araçları tahsis edilmiş, transferler Emniyet Müdürlüğü'nün gözetiminde bize ait zırhlı araçlarla gerçekleşmiştir. Bununla beraber İsrail Emniyetine bağlı resmi yakın korumalar da ziyarete eşlik etmiştir. Devletimiz misafirperverliğini göstererek bu üst düzey yetkilileri İstanbul'daki devlet konuk evinde ağırlamıştır. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak üzere hükümeti temsilen AK Parti kurucuları ve AK Parti milletvekilleri ile çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. Yalnızca bu ziyaretin ne kadar verimli geçtiğinin göstergesi olarak Sayın Adnan Oktar'ın telkinleri sonucunda İsrail Devleti Mavi Marmara'da şehit olanlar için tazminat ödemeye ikna olmuş, tam da Adnan Bey'in tavsiye ettiği meblağı ödemeyi kabul etmiştir. Diğer bir ziyarette de Diyanet İşleri Başkanlığı ziyaret edilerek iki dinin ileri gelenleri arasında sevgi ve barış mesajları verilmiş, karşılıklı olarak hediyeleşilmiştir. Görüldüğü gibi bölge barışını sağlamaya yönelik olarak özveriyle yaptığımız bu faaliyetler kişisel menfaatlerle açıklanamayacak mahiyette ve kıymettedir. Devletimizin resmi makamlarının himayesi ve gözetiminde sevgi, dostluk ve barış inisiyatifiyle gerçekleştirilen bu çabalarımızın ajandık olarak tanımlanmasının akla, mantığa, vicdana ne derece aykırı, insafsızca ve ahlaksızca bir iftira olduğu çok açıktır.